Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon, emekli ve dar gelirli mesajları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmasında enflasyona dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çok keskin ne bir enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle dar gelirlileri etkileyen enflasyon rakamları hayat pahalılığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan ve vatandaşın enflasyonundan çok farklı olduğu için tartışılan rakamlarda dahi enflasyon çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Enflasyon en büyük sorun. Ekonomi Yönetimi Orta Vadeli Program, OVP, kapsamında enflasyon ile mücadeleye devam ediyor. Son iki aydır enflasyonda baz etkisinden dolayı keskin bir düşüş görüldü. Ekonomi yönetiminin dezenflasyon tedbirlerinin başarılı olup olmadığı yıl sonunda netleşmiş olacak. Enflasyon sorunu vatandaşın en büyük problemi haline gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon açıklaması yaptı. Erdoğan'dan enflasyon açıklaması. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir kısmını enflasyon sorununa ayırdı. Ekonomide yaşanan sorunları çok iyi bildiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunları yine kendilerinin çözeceklerinin altını çizdi. Enflasyon ile mücadelede kapsamında ekonomi kurmaylarının etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamlarında düşüş başladığını görüyoruz. Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz kısa süre içerisinde enflasyonu dar gelirlilerimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyeye çekeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu enflasyon açıklamasının ses getirmesi bekleniyor. Vatandaşlar, henüz enflasyonda meydana gelen düşüşe dair etkiyi hissedemediler. Enflasyon için Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini kısa bir süre önce %38 olarak açıklanırken beklenen aralığın %34 ile %42 arası olduğu duyurulmuştu. Bu rakamlara bu yıl ulaşılıp ulaşılamayacağı en çok merak edilen konular arasına girdi.